Obruklar bilindiği gibi önemli karstik yapılar. Aslında çökme dolinlerine biz obruk diyoruz. Konya bölgesinde ilk oluştuğu Kızılören obruğunun çevresindeki durumdan dolayı obruk ismi verilmiş ve bilimsel literatürde o şekilde geçmiştir. Obrukların oluşumu genellikle eriyebilir nitelikte kayaların olduğu bölgelerde, karbonatlı kayalar ve eupatitlerin olduğu bölgelerde, yeraltı ve yüzey suyu hareketleriyle meydana gelen erime boşluklarına biz obruk diyoruz. Obruklar uzun yıllardan beri oluşmasına rağmen son yıllarda sayılarında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Özellikle 2000'li yıllardan sonra yılda birkaç tane obruk oluşurken 2010'lardan sonra yılda 10'un üzerinde obruk oluşmaya başlamıştır. 2017 yılı sonunda 299 olan obruk sayısı 2018 ve 2019'da oluşanlarla birlikte sayıları 350'yi geçmiş vaziyette. 2020 yılında ise şu anda bilinen 4-5 tane obruk oluşumu var. Ancak içinde bulunduğumuz koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde evlerimizde kalmak zorunlu olduğumuz için sahada çok fazla gezinti yapamadığımız için yeni obruk oluşumlarının tespit edilmesi mümkün olmadı. Yakın zamanda çalışmalar başlayacak. Konya Teknik Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıl 2019'da AFAD İl Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisliği Konya Şubesi ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünün girişimleriyle Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde Obruk Araştırma Uygulama Merkezi kurulması kararlaştırılmış ve 2020 yılının başında yönetmeliği yayınlanarak resmi olarak çalışmalarına başlamıştır. Kış döneminin geçtiği günlerde çalışmalar başlayacak ve Konya'da yürütülen birkaç tane önemli obruk araştırma projesinde çalışmalar başlayacağı sırada bütün dünyaya etkisi altına alınan koronavirüs nedeniyle çalışmalarımızı biraz ertelemek zorunda kaldık. Umarım bu kötü günler çabucak geçer ve biz de bir an önce çalışmalarımıza başlayabiliriz. Obruk oluşumları için söylediğimiz gibi en temel nedenler jeolojik olanlar. Bunun dışında özellikle insan eliyle oluşturduğumuz bir takım riskler söz konusu. Bunların en başta geleni de aşırı yeraltı suyu kullanımı. Başta obrukların en yakın gözlendiği Karapınar bölgesi olmak üzere Konya çevresinde oldukça yaygın obruk oluşumları var. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi de aşırı yeraltı suyu kullanımı olarak görülüyor. Yeraltı suyu kullanımı geçmiş yıllarda daha az iken obruk oluşumları daha yüksek kotlarda meydana geliyor ve insanlar için bir risk oluşturmuyordu. Ancak son yıllarda yeraltı suyunun düşmesine de bağlı olarak obruk oluşumları daha düşük kotlarda, yerleşim alanlarının hemen yakınlarında, tarımsal alanlarda, önemli karayollarının çevresinde ve yatırım alanlarında meydana gelmeye başladı. Bu da şu anda ciddi bir risk oluşturuyor. Söylediğimiz gibi obruk oluşumları için durdurmamız uzun vadede mümkün olmayacaktır ama en önemli tedbir şu anda yeraltı suyu kullanımının biraz kontrol edilmesi olacaktır. Bu yıl meydana gelmiş olan obruklardan sonra sanırım biraz daha etkili önlemler almamızın vakti gelmiştir.